pardon. Komik bir şey okuyordum ya, o yüzden güldüm. Sen ne okuyorsun? Roman mı? Biyografi. Biyografi, biyografileri çok severim. Ne biyografisi? Bir iş adamının biyografisi. Sektörde zirveye nasıl yerleştiğini anlatıyor. Çok beğendim, ders niteliğinde yani bayağı. Tabii bir iş adamı da iş adamı biyografisi yakışır. Yine aynı şeyi yapıyorsun değil mi? Ne oldu, ne yaptım? Sen laf sokmadan duramıyor musun? Yok, ben laf sokmadım. Ya herhalde yanlış anladın beni. Yok, Onur. Hay Onur, öyle değil. O şekilde değil. Şimdi sen mesela zaten hani şirket sahibisin ya, şirket biyografisi. Ben tarih öğretmeniyim mesela, tarih biyografisi okumakta. Onur, ya gitme, bekle ya. Ama yanlış anladın. Ben göğsün ağrımasın diye sana yastık da koydum buraya. Rahat rahat yatarsın. Bir de gece susarsan eğer başucuna koydum suyla pipeti. Dur ben yardım edeyim. Gerek yok. Dur, olur mu öyle şey? Gerek yok Lale. Onur, beni ne kadar itsen de ben sana doğru geleceğim. Ne kadar istemesen de ben vazgeçmeyeceğim. Seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun biliyorum. Ayrılmak istemediğini de biliyorum. O yüzden benden uzak dur, numaraları bana sökmez. Anladın mı? Vazgeçmeyeceğim ben. Efendim Pınar Bey. Merhaba Lale Hanım. Nasılsınız bugün? İyi diyelim, iyi olsun Pınar Bey. Sağ olun. Olsun efendim, olsun. Hatta bana gelin, beraber olsun. Efendim? Efendim, Onur Bey hastaneden çıktığına göre terapiye kaldığımız yerden devam edebiliriz diyorum. Siz ne diyorsunuz? Olur, olur. Yok, vazgeçtim efendim. Size sormuyorum. Zira yasal bir süreç bu. Gelmelisiniz, beni görmelisiniz diyorum efendim. Yok yok, geliriz zaten. Sorun yok. İtiraz yok. Yok, itiraz etmiyoruz zaten Pınar Bey, geliriz. Hatta hemen bugün gelelim. Evet, hemen bugün geliyorsunuz. Hatta hemen geliyorsunuz. İlk randevu sizin olsun. Tamam, anlaştık. Görüşmek üzere. Fevkalade Lale Hanım. Görüşürüz. Telefon da bitti. Kum da bitti. Timing süper. Onur, hadi uyan. Onur, kalk. Hadi uyanman lazım. 5 dakika daha. Olmaz. Pınar Bey bekliyor. Pınar Bey mi? Unuttun herhalde. Aile terapistimiz. Ben Pınar Bey'i nasıl unuturum ya? En son verdiği ödev yüzünden ölümden dönüyordum. Şimdi ne yapacakmış biliyor musun? Var mı bir ödevi, böyle kesin çözüm var mı yani? Ölüyor muyum? Ne biçim konuşuyorsun Onur? Sana bir şey olsa biz Emir'le ne yaparız? Ne yaparsınız? Hayat devam eder. O Pınar Bey'in raporuna ihtiyacımız var ama boşanmak için. Neyse, hadi hemen hazırlan, ikram ediyor bizim. Onur şöyle demiş, Lale böyle demiş. Evet, dosyanızı inceledim. Sanki cinayet dosyası tekrar incelemiş. Onur. Vallahi Onur Bey, cinayet dosyası olsa daha kolay olurdu biliyor musunuz? Cinayet dosyalarında en azından katilin bir profili var. Ama ben size bir profil çizemiyorum.
Ya seviyor diyorum, sevmiyor çıkıyorsunuz. Sevmiyor diyorum, seviyor çıkıyorsunuz. Yap dediklerimi yapmıyorsunuz, yapma dediklerimi yapıyorsunuz. Bu ne ya? Tamam Pınar Bey, sinirlenmeyin. Şimdi siz ne söylerseniz biz yapacağız. Uygulayacaksınız tabii, yapacaksınız. Bundan sonra söylediklerimden dışarı çıkmayacaksınız. Yoksa rüyanızda görürsünüz o raporu. Tamam yapalım, yani ne diyorsanız söyleyin, yapalım biz. Ya gidin flört edin diyorum. Neredeyse birbirinizi boğazlayacak raddeye geliyorsunuz. Demek ki bantı daha başa sarmamız gerekiyor. Birbirinizi tanımaya çalışacaksınız. Efendim? Nasıl yani? Şöyle yani, aslında siz birbirinize iki yabancısınız. Yani birbirini bu kadar çok sevip de bu kadar kolay kırmanızın nedenlerinden biri de bu. Birbirinizi velilikle, çocukla tanımaya çalışmışsınız. Oysa eş, anne, öğretmen olan Lale değil. Sıradan bir insan olan Lale kimdir? İş adamı, baba, koca olan Onur neye benzer? Korkuları ve sevinçleri nelerdir? İşte bunları araştıracaksınız. Nasıl yapacağız peki bunu? Birbirinizle ilgili bilgi toplayacaksınız. Önce bunu beraber yapacaksınız. Birbirinizi tanıyabileceğiniz yerlere gideceksiniz. Daha sonra birbirinizle ilgili detay toplamaya çalışacaksınız. Tıpkı bir hafiye gibi. İnceden inceden, derinden derinden. Evet. Zaten Onur Bey meraklı görünüyordu polisiye konusunda. Şimdi görelim bakalım. Sizden bir cinayet dosyası titizliği bekliyorum. Anlaştık mı? Daha sonra ikinizin dosyası önüme gelecek. Bakacağım ve karar vereceğim. Okey mi? Okulumun ilk günüydü. Ay o kadar mutsuzdum ki okulum başlıyor diye. Neyse dedim ki önümde bir tane örnek var ablam. Ay neyse okula gittim. Ben bir ağlamaya başladım. Kapıdan içeri girmek istemiyorum. Bütün gün ağlamışım okul bitene kadar. Annemi özledim, annemi özledim diye. Okulumu beğendin mi? Beğendim tabii. Yani sonuçta senin okulun. Merak ediyordum mahalle okulda olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Onur bir gel gel. Ne oldu? Bak bu ev var ya, ben küçüklüğümde hep hayal kurardım. Bu evi satın almak istiyordum. Yani tek hayalim buydu. Şimdi diyeceksin ki zaten sizin evde ahşap, hatta bu daha küçük. Ama ne bileyim işte, çok seviyordum bu evi. Yani benim küçükken hayallerim mahalleyle sınırlıymış. Hatta bir keresinde o kadar güzel kar yağdı ki burada. Böyle buralar karla kaplandı bu yokuş. Ablamlar, işte arkadaşları, mahalledekiler, leğenleri aldılar, buradan kayıyorlar. Ben de çok kaymak istedim. Şimdi anneme sorsam annem asla izin vermez, şimdi korkar. Ben de ablamın peşine takıldım, aldım leğeni. Önce bu, buradan kaymaya başladım. Baktım buradan hiç eğlenceli olmuyor. Sonra ben de yokuşun başına gittim. Oradan işte leğenle başladım kaymaya. Kayış o kayış. Şuradaki ağaç var ya, kafamı oraya çarptım. Neyse ki babam geçiyordu da beni gördü. Sonra apar topar hastaneye götürdüler işte beni. Kafama bir şey olmadı ama evde annem sağlam kafamı kıracaktı. Çok kızdı bana. Daha çıkacağız mı buradan? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.